anayasamızın hükümleri ortada. Burada tabii Gezi davası ile ilgili bir karar verildi. Yargıtay 3. Ceza Dairesi bir kısım sanıklar bakımından beraat kararı verdi. Bir kısım sanıklar bakımından da ağırlaştırılmış müebbet ve süreli hapis cezaları verdi. Karar ortada, gerekçeli karar herkesin elinde. Herkes okusun, bu cezaların neden, hangi gerekçeyle verildiğini herkes görebilir. Dolayısıyla yargının kararı ortada. Gezi olaylarını da hepimiz hatırlıyoruz. Yüzlerce araç yakıldı, polislerimiz şehit edildi, vatandaşlarımız öldürüldü o olaylarda. Kamunun binaları tahrip edildi, vatandaşlarımızın dükkanları taşlandı. Böyle bir kaos ortamı, İstanbul'da bir ateş yakılmaya çalışıldı ve bütün Türkiye'yi bu ateşle yakmaya ve hükümeti ortadan kaldırmaya yönelik bir ayaklanma, bir kalkışma ortaya çıktı. Şimdi bu kalkışmanın, bu kalkışmayla ilgili hukuk devletinde özellikle yargı konuya el attığında siz Gezi yargılanamaz derseniz, Gezi onurumuzdur derseniz bu hukuk devletinde bu olmaz. Burada şehitler var, ölen vatandaşlar var, terör örgütünün paçavraları, Atatürk Kültür Merkezi'nin binasına asılmış, terör örgütü elebaşlarının resimleri asılmış. Siz burada nasıl suç yok diyebilirsiniz? Ama maalesef ülkemizde bunu söyleyenler var. Ortada bir suç varsa bunun soruşturulması hukuk devletinde olması gerekir ve soruşturuldu. Bağımsız ve tarafsız yargı bir karar verdi. Bu kararı hepimiz saygı duyacağız. Karar elbette ki eleştirilebilir. Ama kararı kabul etmiyoruz. Gezi direniştir, yargılanamaz, onurumuzdur. O gençler onurlu bir mücadele vermiştir şeklindeki ifadeler demokratik hukuk devletinde olmaz. Şimdi burada tabii mahkumiyet verilenlerden birisiyle ilgili olarak tabii seçilmiş olması nedeniyle acaba dokunulmazlık kapsamında mıdır tartışması var. Bununla ilgili de Yargıtay gerekli kararı verdi. Anayasamızın 83. maddesinde bir milletvekili sorguya çekilemez, soruşturulamaz, yargılanamaz cümlesi var. Ama alttaki fıkraları okumayanlar sadece dokunulmazlığının o fıkradan ibaret olduğunu zannediyorlar. Aşağıdaki fıkraları okuduğumuz zaman seçimden önce soruşturulmasına başlanmak kaydıyla diyor. Gezi davası seçimden önce soruşturmasına başlanmış. Ve anayasal düzenle ilgili ise diyor. Anayasal düzen, anayasanın 14. maddesinde bu suç anayasal düzen kapsamında. Burada Yargıtay bu gerekçelerle dokunulmazlık kapsamında olmadığını ve yargılamaya devam edeceğini belirtti ve sonuçta bir karar verdi. Bu karar o açıdan kesin hüküm teşkil ediyor. Kesin hükmün sonuçları nedir? O da anayasamızın 84. maddesinde düzenlenmiş. 84. maddede kesin hükmün genel kurulda okunmasıyla birlikte milletvekilliği düşüyor. Tüm bu süreçleri hep beraber takip edeceğiz. Yani burada biz Adalet Bakanı olarak yargının kararını olumlu ya da olumsuz değerlendirmek. Burada yargı kararı, kesin bir hüküm var. Bu kesin hükümün sonuçları ne olur? Anayasamızda zaten yazılmış. Bu kurallara hepimiz vereceğiz. Anayasanın 84. daha önce örneğini hatırlarsanız Karadeniz'in başkanı kanun konusunda bir vekilliği düşmüştü. Şimdi Yargıtay aynı süreci işletirse 84. madde kapsamında Atalay'ın düşecek mi? Şimdi 84. maddeyi buradan gittiğinizde hepiniz okuyun. Burada 84. maddesindeki usul belli. Bu usulle ilgili olarak herhangi bir istisna varsa dediğiniz anlamda, ama maddelere baktığınız zaman bir istisna söz konusu değil. Bahsettiğiniz konular buna benziyor mu, benzemiyor mu? O da ayrı bir konu. Yani aynı nitelikte mi? O da tartışılabilir. Dolayısıyla hep beraber süreci takip edeceğiz. Hep bekleyeceğiz. Her şey anayasaya, iç düzeye uygun mecrasında devam edecektir. Bundan hiç kimsenin de endişesi olmaması gerekir. Teşekkür ederiz.